Milli eğitim kazanı. Diyarbakır eksenli fena fokur diyor bugün değil bildim bileli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dair kazan ateşten inmiş değil ve hep taşmıştır kazan. Çevresel felaketler oluşturarak taşmıştır. Gelende gidende ne hikmetse sürekli ateşe körükle yaklaşmıştır. Kimse söndürmeye yönelmediği gibi asli görevlerini de icra edebilmiş değiller. Yıllar yılıdır Diyarbakır eğitim ve öğretimde başarılı bir çalışma, aktiflik ve örnek teşkil edici projelerle gündem olmuş değil ki sınav başlarına eğitimdeki kalite dozajına bakarak diğer illerin çok ama çok gerisinde bulunuyor. Nedeni de idare yönde yazı girişindeki rant kavgasına zihinlerin yoğunlaşmasıdır. Kaldı ki kurum öylesine dehşetli bir gidişe sahip ki idareci yontmada üstüne yoktur. Hayli Mahir'dir ki şöyle son 4-5 milliyetin müdürüne ki ilçe şube müdürleri de dahil hep negatif mevzularla alınmışlar, görevden alınmaları da aynı gerekçelerle olmuş. Yani kurumun tüm kadrolarındaki nabız menfaat çay, ekseninde atıyor. Bir de görevden almalar, mahkeme kararlarıyla dönmeler. Dile kolay bir makam için üç görevden alınma var, 3 de mahkeme kararıyla göreve iade var. Gel de çık işin içinden. İşte son günlerdeki mevzu. Basına yansıdı, sosyal medyada gündem oldu. Malum bir sürü önce şube müdürleri ve il müdür yardımcıları kimi yargı kararıyla kimi keyfiyete binaen operasyona tabi tutularak yerlerinden edildiler. Gerekçeler farklı olsa da hüküm ferman dinlemez misal dağıtıldı. Görülen o ki son vukuatta bu rotada gelişmiş. Denilene göre İl Milli Müdürlüğü'nün talimatıyla Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Betazori bir operasyon çekilmiş. Makamında olmayan şube müdürünün odası Çilingir'le açılmış. Odada resmi evrak vabında ne varsa alınmış, mali polis baskını gibi alıp götürülmüş. Gerekçe nedir bilinmiyor. Resmi açıklama yapan da yok ki mevzuya dair konuşan da yok. Onun için de bizim artık ilgili ve yetkilileri aramakta anlamsız kalıyor. Hadisede büyük bir de bilgi kirliliği vaki olduğu gibi herkes kendi cephesinde karşı tarafı suçluyor. Yani kimse yordum ekşi demiyor, bilakis tatlı diyor. Neyse benim merak ettiğim ve yanıt aradığım birkaç soru var olup bitenlere dair. 1- Eğer ki Kayapınar İlçe Milli Müdürlüğü'nde, Şube Müdürlüğü'nde yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve suistimal edici bir hadise yaşanmışsa buna dair ilk adım idare yönde müfettiş görevlendirilir, soruşturma açılır. Görülen lüzum üzerine adli yönde suç duyurusunda bulunulur. Bu iki işlem yapılmamış. Neden? 2. Eğer ki idari yönde yürütülen soruşturma ve üst makamın taleplere ilişkin emirlere bir riayetsizlik söz konusuysa, şube müdüründe bir imtina vaki olmuşsa görevi kötüye kullanmada suç işlemiş olur. Bu da savcı ve polisin nezaretinde gidilir tutanak tutulur, istenilen belgeler dosyalar alınır. Böylesi bir işlemede gerek görünmemiş. Neden? 3. Tüm bunlar icra edilmeden metazori şekilde yetkili bir makama çilingir aracılığıyla girmek, kapıyı açıp odadaki tüm resmi belgeleri, dosyaları izinsiz ve tutanaksız şekilde alıp götürmek, en basit şekilde hırsızlık ve soygun kapsamına girer ki bu hali durum şu yuvukudan beter bir durumu ikmale getirir ki suçun en büyüğünü teşkil eder. Görülmüş bir idari işlem değil. 4. Eğer ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü şikayet konusu bir mevzuyla alakalı yürüttüğü soruşturmaya kayıp olan şube müdürlüğü şeffaflık ve yasal mevzuatları belirlediği kriterleri yerine getirmeyip keyfi tutum sergilemesi yani makam tanımazlık ve amire karşı gelmek ve suçu örtmek gibi haller adli bir işlemi zorunlu hale getirir. Şube müdürü bu riskli tavrı neden aldı? 5. Tabi oluşan korku atmosferi karşısında görevini layıkıyla yapan, keyfiyete prim vermeyen, rant çarkından kendini koruyan, şeffaflık karinesinde olan idareciler, metazori şekilde makam odalarına çilingirlerle giren bir idari anlayışla nasıl çalışabilirler? Böylesi bir anlayışın karşısında kendilerini nasıl güvende hissedebilirler? Oturdukları makamdaki sorumluluklarını nasıl yerine getirebilirler? Netice itibariyle Milliyetim Camiası'nı sarsan ve envai şaibeleri gündemleştiren, rant kavgası iddiasını manşetlere taşıyan hadiseyle alakalı ilgili ve yetkili birimlerin sergilediği ketum tavır ayrı bir muamma içeriyor. Ki bu hal küfürlerin, hakaretlerin, tehditlerin, karşılıklı suçlamaların, tutanakların, idari sorgulamaların havada uçuştuğu ortam açısından ürkütücü. Hayri alamet değil, İvedilikle sıkışan gaz tahliye edilmeli. Gelen bilgilere göre telafisi mümkün olmayan mevzulara gebe. Sonuç itibariyle diyeceğim, il valisi Ali Sansu'nun yaşanan ve yaşanabilecek hadiselere ivedilikle el koyması gerekir. Eğitim camiasını çok yönlü şekilde zan altında bırakan, son olaylara tüm cephelerden neşter atıp sulh ortamını oluşturması lazım. Yorum sizin. Bu resim karesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinden. Karşılarındaki ABD'li bir bürokrat. Benden yorum tını. Resimde görüldüğü gibi yorum ve takdir sizin. Ek bir bilgi aktarımı olsun. İYİ Parti de ABD'ye bir heyet gönderdi. Dün itibariyle oradalar. Bakalım akabinde altılı masadan daha kimler heyetleşecek? HDP'nin yedek partisi. Tamamdır. Malum HDP yönelik parti kapatma davası var. 2023 seçimlerini riske etmeme adına yedek parti kurma hamlesi tamamlandı. Yedek parti Yeşil Sol Partisi 46 ilde örgütlenmesini bitirdi. Son olarak Büyük Kongresi'ni de gerçekleştirdi. 60 kişilik PM üyesi oluşturdu. Partinin eş sözcülüğüne Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın getirildi. Genel Başkan Bilare, iki partinin de amblemi birbirine benziyor olması dikkat çekti. Günün sözü, güzeli güzel yapan edeptir, edepse güzeli sevmeye sebeptir.